koruyordu. Çünkü kendini değiştirmesi, ortadan kalkması anlamına geliyor. Bunu düşünün. Hindistan'ın ya da Çin'in kendini değiştirmesi ne demek? Şu anda Çin'de ve Hindistan'da olan şey bir değişim süreci. Hindistan kendini değiştiriyorsa, Hindistan ortadan kalkıyor demektir. Bu kültürel olarak ortadan kalkış. Burada imlenen şey, yoksa Hindistan'ın yeryüzünden silinmesi, haritadan silinmesi demek değil. Kültürel olarak başkalaşması. Nasıl Osmanlılar ortadan kalktıysa, Roma İmparatorluğu ortadan kalktıysa, Mısır ortadan kalktıysa, Helenik kent devletleri ortadan kalktıysa, bu şeyler de Çin ve Hindistan da ortadan kalkıyor. Ortadan kalkma sözcüğü ne demek? Aufheben ya da Aufheben, Almanca'da. Bu Türkçe'de, Türkçenin şansı, Türkçe'de Hegel'in Almanca anlatımına denk, tam olarak karşılayacak bir sözcük, bir anlatım var. Bu İngilizce'de yok. İngilizler 100 yıldır, 150 yıldır Hegel çevirilerinde bu problemi çözemiyorlar. Pek çok şey kullanıyorlar, karşılık kullanıyorlar ama onu şey yapamıyorlar, İngilizce'yi oturtamıyorlar çünkü İngilizce'de ortadan kalkma sözcüğüne denk düşecek bir anlatım yok. Çünkü ortadan kalkma sözcüğü bir taraftan saklama anlamını taşıyor. Var mı aslında Türkçedeki sözcükte saklama, yani koruma? Var değil mi? Şunu bir şeyi ortadan kaldır demek, onu zorunlu olarak yok et demek değil. Ortadan kaldırmak, saklamak anlamına geliyor ama aynı zamanda da tam tersi anlamına geliyor. Yok etme anlamına geliyor. Ve Hegel'in istediği de bu. Dolayısıyla Çin'in ya da Hindistan'ın ortadan kalkması demek, bunların saklanması ve yok edilmesi demek. Roma İmparatorluğu ortadan kalktı. Onun ortadan kalkmasının anlamını bu sözcük anlatıyor. Yani aynı zamanda da saklandı. Çünkü ortadan hiçbir şey, hiçbir iz bırakmadan, hiçbir etki bırakmadan kalkmak olanaklılık gibi görünmüyor. Hiçbir şey tam olarak yok olmaz ve başka bir şeye dönüşüm, değişim. Yani ortadan kalkma da aslında bir tür değişim. Ve de Osmanlı İmparatorluğu'nun ortadan kalkması, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkması oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun bir kıpı olarak, bir moment olarak kendi içinde kapsıyor. Ortadan kalkan şey kıpı oluyor Hegel'in şeyinde, dizgesinde, Hegel'in anlatımlarında. Hegel ona ideal de diyor. Nasıl ideal? İdeal. Evet, ideal. İdeal değil, ideal. Yani düşünsel bir şey, ortadan kalkmış bir şey, negatif varlık taşıyan bir şey ve negatif varlık sözcüğü Hegel'de çok özel yine. Aslında Hegel bir terminoloji yaratmıyor. Sadece var olan dili taşıyabileceği, dili tam yeteneği içinde kullanmaya çalışıyor. Kendi için varlık, kendinde varlık, başkası için varlık. Bunlar Hegel'in yarattığı bir terminoloji değil aslında. Çoğu dillerde var zaten. Bir zihzayn, Almanca'da normal günlük bir söz. Türkçe'de kendinde sözcüğünü çok sık kullanıyoruz. Hiç olmazsa türlü insanlar kullanıyor. Başka bağlantılar, bileşimler bunlar da şey Türkçe'de ya da başka dillerde olan. Yani Hegel kendisi belirli olarak söylüyor, açık olarak söylüyor, felsefe. Özel bir terminolojiye gerek duymaz diyor. Şey duyabilir, başka bilimler duyabilir. Çünkü onların gündelik dilde kullanılan sözcükleri biraz kendi özel alanlarına daraltma gibi bir gereksinimleri var. Çeşitli nedenlerle kullanılıyor. Biliyorsunuz tıbbın terminolojisi, mimarinin terminolojisi, başka bilimlerin terminolojisi, bunlar şey. Daha sonra ama felsefede böyle bir terminoloji yok. Felsefe eğer bu bilimleri ele alıyorsa onu da zaten terminolojileriyle birlikte alıyor ve onlar için yeniden terminoloji üretmek zorunda kalmıyor. Kendi içinde şey yok. Çünkü felsefede önce us'u inceliyoruz. Us kavramların bütünü de, varı kavramların bütünü demek. Bunlar zaten dilde var. Ayrıca geçen hafta şu soruyu getirdik. Us bir nesneyi bilmek için ya da kavramak için onu var etmek zorunda.
var etmek demek, kılgısal anlamda, alanda daha doğrusu, onu yaratmak demek, ortaya koymak demek. Yani Homo sapiens ortaya çıktı ve bilme yetisiyle yüklü doğuştan düşünceler, a priori kavramlar, ama potansiyel olarak bulunuyor. Ama bunları realize etmesi gerekiyor. Yani devleti kurması gerekiyor, yasayı yapması gerekiyor, törel yaşamını geliştirmesi gerekiyor. Mülkiyeti, hakkı, suçu, cezayı, bunları kurumsallaştırması gerekir ki üzerine düşünebilsin. Bu çok şey, açık görünüyor ama belki de değildir. Açık. Yani felsefe hiçbir zaman deneyimde olmayanın üzerine düşünmüyor. Deneyimde olmayanı ya da var olmayanı. Burada var olmak o anlama geliyor. Görgül olarak var olmak diyelim. Ancak realize olduysa sonra onun ne olduğunu sorgulama ve bilme işine girişebilir. Şimdi dinin kendine bilip bütün varoluşta özel nokta, Hegel'in felsefesinin perspektifinden bakmak için, o felsefeyi kullanmak ve anlamak ve kullanmak için şeyi düşünmemiz gerekiyor. O dizgedeki bütünlüğü, bütün varoluşu ve tekrar geri dönüyoruz bu sayfaya. Hegel'in dizgesinde varoluş ve logos, doğa ve din alanlarından oluşuyor. Bunun ne zaman geldiğini iyi düşünmemiz gerekiyor. Logos, potansiyel bir varlık, yani görgü varlıktan ayrı. Ve genel olarak klasik felsefeciler logosun varlığını kabul ediyor. Logosun varlığını kabul etmek ne demek? Varlık sözü çok önemli biliyorsunuz ya da kavram olarak çok önemli ve bu kavramı bilmek hiç de öyle göründüğü gibi kolay değil. Heidegger atladı bunu, Sartre atladı. Varlık. Yunanlar, klasik Yunanlar çok da başarılıydılar o konuda. O kavramı kendinde olduğu gibi aldılar, onu bozmadılar, dejenere etmediler. Ona görgü anlamlar yüklemediler. Kendisinden başka hiçbir anlamının olmadığını söylediler. Aslında her kavram için söylenen şey bu. Logos'un var olması, logos'un fiziksel olarak ya da kimsel olarak var olması demek değil, logos'un düşünsel olarak var olması demek. Bunu düşünebiliyor muyuz? Düşünemeyebiliriz, bu şey girebilir. O nedenle anlayamadığımız zaman, genellikle yapılan bu, anlamadığımız şeylere yanlış demek gibi bir eğilimimiz var. Görgüsüler bunu anlayamıyorlar ya da bunu anlayamayan bilinç felsefeye girdiği zaman ve böyle bir platonizmle karşılaştığı zaman bu şey diyor, yanlış diyor. Platon ideaları şey değil, neredeler diye soruyor. Platon ideaları yersel varlıklar değiller, yersel, uzaysal olmak demek, görgül olmak demek ve görgül olmayan bir varlığı düşünebiliyor muyuz? Bütün bir şey buraya, zorlukluğuna dayanıyor ya da tinsel bir varlık. Dinsel varlığı düşünmek biraz daha zor, biraz daha eğitimli olmayı gerektiriyor. Materyalizm bunu düşünemiyor. Materyalizme göre tinsel varlık yok. Bunu kendi kafamızda doğrulamalıyız. Materyalizm özneyin, maddenin varlığını doğrulayan bakış açısı ve eğer monizm olarak alırsak, ki almaya hakkımız var, materyalizm diyor. Materyalizm ve spiritualizm demiyor yani. Sadece materyalizm diyor. Dualizmi reddediyor. Materyalizm, bunun özdeğin varlığı ve tinin yokluğu demek ve tinin varlığını düşünmek daha eğitimli olmayı gerektiriyor. Tabii. Düşünsel varlıkla tinsel varlıklar değil. Duygusallık ve tinsellik, tin demek. Duygusal, yani göreceksin, mülkiyet de tin, devlet de tin, törelik, bütünüyle tinsel bir alan. Dolayısıyla düşünce tinsel demek ama tinsel, tin terimini, Hegel ya da tin kavramını, tin felsefesi, onu yine doğru olarak kullanıyor ve bütünüyle de şey, işi kolaylaştırıcı bir şekilde, tin daha, geist daha geniş bir kavram. Spirit İngilizce'de
başka kirli anlamlar da kazanmış, boş inançla bağlantılı anlamlar kazanmış ama Türkçe'de tin sözcüğü dedik öyle bir kirlenmeden henüz varsık ve kolay kolay da kirlenmeyecek gibi görünüyor. Almanca'da Geist'in birçok anlamı var ama tin anlamı sık sık yani Hegel'in özellikle onu kullanırken göz önünde tuttuğu anlam, tin anlamı, anlık mind anlamı da var Geist'in yani yani çok fazla etimoloji merak ediyorsak o zaman bir Almanca sözlüğü açıp oradaki karşılıkları şey yapması, incelememiz gerekir ama tin sözcüğü Hegel'in felsefesinde ve aslında doğal düşüncede doğanın karşıtı demek. Doğayla karşılık içinde düşündüğümüz zaman tin sözcüğünü kullanma gereksinimini duyuyoruz daha çok ve böyle yani yerli yersiz, gerekli gereksiz kullanmıyoruz tabii ki. Tin dediğimiz zaman vurgulamak istediğimiz ya da belirtmek istediğimiz, bilinçli ya da bilinçli olarak belirtmek istediğimiz ayrım doğayla olan ayrım. Tinsel dediğimiz zaman bir şey doğal olmadığını da imliyoruz orada. Düşünce tinsel, bilinç tinsel, istenç, duyunç bunlar tinsel, devlet, yasa bunlar tinsel, bunlar doğaya ait değil. Tinsel dediğimiz zaman doğadan olanı koparmaya ihtiyaç, belirtmek istiyoruz. Tabii başka Alman istekler de başka amaçlarla da kullanabiliriz. Şimdi Hegel felsefesini anlamak için yapılacak şey bu sistemi tam doluluğu içinde düşünmek. Çünkü Homo sapiens ortaya çıktığı zaman tarihte, realitede ya da bilimsel dünyada Homo sapiens henüz doğal bir varlık ve kültür yaratmamışsa, tarihsel sürece girmemişse Homo sapiens bir yerde kendi potansiyeli açısından potansiyel olarak dolu ama elimsel olarak boş. Kendi varoluşunu realize etmemiş, kendi gizli varoluşunu, potansiyel varoluşunu ya da kendinde varoluşunu realize etmemiş. Dolayısıyla onu yapmak zorunda. Tinin enerjisi ya da usun enerjisi dışsal bir şey değil, dışsal bir şey. Bu Hegel'in mantık bilimini inceleyenler için kolay anlaşılacak bir nokta. Çünkü mantıksal gelişme, dışsal bir ilerleme yöntemini gereksinmiyor. Kavram kendini ilerletiyor. Çünkü kavram zaten kendinde kendi karşılığı. Kendinde zaten iletişimsel bir doğada, diyalektik dediğimiz bir karakter taşıyor. Ve bu Hegel'in kurgu yönteminde, açık yöntemde açık açımladığı şekilde kendini bir dizgeye doğru açındırıyor ya da geliştiriyor kavram. Bunlar şey, bildiğimiz şeyler. Ve şimdi T'nin kendini açındırması da rastlantısal değil ve bu da şey. T'nin görüngü bilimi Hegel onu şey yapmıyor. Daha sonra dizgesine biraz daha uyarlayarak alıyor. Yani ilk kitap versiyonunu şey yapıyor. Bir adam geçiyor, benzinden öyle oluyor. Çünkü orada henüz, şimdi Hegel'in felsefi gelişiminde yine dikkat edeceğimiz şey, ne zaman Hegel, yani Hegel'in felsefesi nesnel, onu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Her zaman nesnel olduğu ilgili sürdü Hegel, tenin görüngü bilimiyle de başlarken yine nesnel olduğunu ileri sürdü ama daha sonra tenin görüngü bilimin nesnel olmadığını gördü, yeterince nesnel değildi ve de onu gençlik yapıtı olarak dizgeden çıkardı. Başlangıçta dizginin birinci bölümüydü, T'nin görüngü bilimi. Yani giriş bile değil, birinci bölüm. Ama sonradan şey, onu çıkardı ve dizgesini ansiklopedi olarak belirledi. Ansiklopedide Logos, Doğa ve T'nin felsefeleri var. T'nin görüngü bilimi dediği şey, T felsefesinin öznel T'nin bölümünde bir moment. Gördüğünüz gibi buraya aldı T'nin görüngü. Şimdi bu bizi fazla ilgilendirmiyor. Ne ilgilendiriyor? İlgilendiren şey T'nin gelişimi. T'nin gelişimi dışsal bir dürtü gerektirmiyor. Örneğin yine materyalist düşünür bir şeyini alırsak üretici güçler diyor gelişimi, tetikler. Üretici güçler T'nin değil. Ona göre. Özelliksel bir şey, materyal bir şey, altyapısal bir şey. Ve de o şey, tarihin mimarıdır ya da motordur. Yani bu T'ni bağımlı görmek demek. Anlama geliyor mu? Eğer T'nin gelişimi kendi içinde belirliyorsa, kendisi belirliyorsa, enerjisi kendisi ise, ona dışarıdan bir şeyin güdülediğini söyleyemeyiz. Bunları düşünmekten çekinmemeniz. Belki kendi hepimizin yeteneği
içinde olan bir şey. Yani eğer din bir altyapı tarafından belirleniyorsa, altyapı denen her ne olursa olsun, o zaman o belirlenen şey onun özgür olduğundan söz edemeyiz. Eğer ben belirleniyorsam özgür değil. Ve Spinoza'nın felsefesinde de bu şey var, problem var. Determinizm özgürlüğü tanıyamıyor, haklı olarak tanımıyor. Çünkü her şey belirleniyor. Belirlenen ise özgür olamaz. Eğer altyapı belirliyorsa tini, o zaman tinin özgürlük diye bir karakteri yok ve tin sonsuza dek köle olmak zorunda. O zaman varoluşun hiçbir anlamı da yok. O zaman neyin anlamı var? Hiçbir şeyin anlamı yok. Saçma insan, o bütün o varoluş, nihilist kafa yapıları onlar haklı çıkacaklar ama haklı çıkmakla ne kazanacak? Albert Camus'un haklı çıkmasının anlamı ne? İnsan saçmadır. Bu insan için insan saçmadır demek insanı olabilecek en kötü bir şekilde, en kötü ölçüde aşağılamak demek, değersizleştirmek. Nihilizm değer tanımadığı için nihilizm, biliyorsunuz. Bu düşünceleri kendi kafamızda da bağlayabiliriz. Yeter ki özgürce düşünelim, nesnel düşünelim. İnsanın saçma olması demek, ders olması demek, irrasyonel olması demek, her türlü çılgınlığı yapabilir demek. Var olmasının bir anlamı yok. Hani geldi öyle diyor, var ol. İnsan fırlatılmıştır varoluşa diyor. Ama rasyonalizm ya da klasik felsefe insanın ortaya çıkışını bir zorunluluk olarak görüyor. İnsan rastlansal olarak var olan bir şey değil. Şansa bağlı bir varlık değil, zorunlu olarak ortaya çıkan bir varlık ve o süreç Hegel felsefesinde çözümleniyor ve o çözümlemeyi onu yargılamak için en azından anlamak gerekir. Değil mi? Bir şeyi yargılayacaksan, ölçeceksen, değerlendireceksen o şeyi bilmek, tanımak zorundasın. Ve de şu an felsefe tarihine, özellikle modern son 100-150 yıllık felsefe tarihine dönüp baktığınız zaman işte felsefeciler böyle bir incelemeyi, ele almayı, araştırmayı gerekli görmediklerini görüyoruz. Hepsi Hegel'e ırkçılık yüklediler, diktatörlük yüklediler, despotizm yüklediler vesaire ve bunu yüklemek için gerçekten Hegel'i okumamak ya da kör olmak gerekiyor. Hegel'in felsefesi özgürlük felsefesi. Dinin karakteri özgürlüktür diyor. O nedenle şimdi şeye bakın yani ironik duruma bakın. Bu suçlamayı yapanların kendileri aslında o suçlamanın hedefi olmayı hak eden insanlar. Karl Popper'ın Hegel'i açık toplum düşmanı olarak yorumluyor. Öyle suçluyor daha doğrusu. Ve de Walter Kaufmann Hegel mitiliye bir şeyi var, yazısı var. Bir tekrar çıkacak diğer yayınlarında. Orada açıkça şey diyor yani Karl Popper Hegel okumaktan, anlamaktan o kadar uzak ki aslında totaliterliği Hegel'e yüklerken kendisinin yöntemini diyor totaliter çünkü Hegel'e karşı haksız yüklemeler yapıyor, okumamanın dışında bir de okuduklarını da şey yapıyor, okuduğu kadarını da düzgün kullanmıyor, kötü çevirileri kullanıyor, Alman kendisi Avusturyalı, Almanca'yı okuyabilmesine rağmen Hegel'in kötü İngilizce çevirilerini yani yanlış İngilizce çevirilerini kullanıyor ve bunlar gerçekten şey, Stalin'e falan yakışacak şeyler, yöntemler. Yani objektif bir bilim adamının, bir felsefecinin nasıl yapabildiğini anlamak zor. Yani ve Karl Popper'ın Hegel'e karşı çıkardığı, liberal diye çıkardığı Price ise, Price diye bir şey, felsefeci, o dönemin Hegel'in çağdaşı ve bu insan ise aslında açıkça antisemit olarak kendini ilan eden bir insan. Ve yani şimdi daha başka bilgisizce yapılan şeyler var, yargılar. Aslında ne demek gerekir bilmiyorum ama bunların neden böyle olduğunu araştırmak birbirimizin borcu. Şimdi Kant'ın açıkça ırkçı sözleri var. Ne diyorlar? Aptaldır diyor. Çünkü neden aptaldır diye sorduğunuz zaman Kant'a aynı paragrafta yanıtını veriyor. Çünkü derileri siyahtır diyor. Bir aşkınsal, transandantal bir çıkarsama yapıyor o derinin renginden ve derinin rengine göre de piş diyor. Kant'ın kullandığı söyledik Almanca. O. Demetrium Kant'ın bu konuda da şeyi uyandırıcısı. Çünkü antisemitizm onda da var. Ne diyorlar işte, papağan gibi aptaldırlar diyor, taklit ederler yani kendi ustaları.
Bertrand Russell, Negroların diyor, kökü kazınmalıdır diyor. Bunlar şey, kitaplarında söylüyorlar. Yani şey değil, sözler olarak birilerinin aktardığı dedikodular falan değil. Başka kimler var? Pek çok şey var, biliyorsunuz. Ve bu insanlar Hegel'e karşı şeyden, liberalizmden, özgürlükten yana çıkarılıyorlar ve Hegel işte yapıyor, ülke olarak suçlanıyor ve Hegel hem tarih felsefesi hem de sosyal felsefesinde gördük, defalarca gördük. Ne ırk ayrımı yapıyor, ne etnik köken ayrımı yapıyor, ne ulus ayrımı yapıyor, ne de din ayrımı yapıyor insanlar arasında. Modern toplumda insanın insan olması, onun yurttaşlık haklarını kazanması için yeterlidir diyor. Daha sonra gördük Nürnberg yasaları Almanya'da, Nazi Almanya'sında Yahudilerin yurttaş haklarını aldı Yahudilerden. Bu şey, açıkça şeye uygun, Kant'a ve David Hume'a uygun bir politika. En azından onunla paralel, ama Hegel dedi. Ama kültür Hegel'e çullandı, Hegel'e yüklendi. Dedi bunun analizi şu an gerçekten şey, haksızlığı, yanlışlığı, uydurma olduğu, temelsiz olduğu, kötü niyetli olduğu ortaya çıktı ama Freud gibi biri gerekiyor tekrar bunu gerçekten psikanalitik köklerini bulabilmek için. Neden bu özgürlüğe karşı, USA karşı bu kadar şiddetli ve kör bir nefret var? Yani Hegel yanlışlar yaptı mı? Yaptı tabii. Eğer değiştirdiği şeyleri, daha sonraki yazılarında değiştirdiği şeyleri onları yanlış diye görürsek ve yaptıklarını düzeltme dersek, Hegel böyle bir şey yaptı ve ne bunu gizledi ne de örtmeye çalıştı. Çünkü gördüğünüz gibi teyin görüngü bilimi şeyden çıkarıldı, dizgeden çıkarıldı. Ve de Hegel, askerobedik dizge 1817, 1826, 1830 ya da 1817, 1827, 1823 üç kez kendisi bunu yayınladı ve yeniden yazdı her seferinde. Niye? Aslında çok büyük değişiklikler yapmadı. Birkaç ufak tefek düzeltme yaptı askerobedikte. Onun dışında şey, sunuş yani açıklamaları, notlar, onlar değişiyor ve onların da değişmesi şey, Hegel'in dizgesi için dışsal. Çünkü varlık, hani herhangi bir kavram aldığı zaman Hegel, söz kavramına, ilişki kavramını ya da edimsellik kavramını burada anlatıyorsa ya da başka bir yerde anlatıyorsa, bir gün şöyle anlatabilir, bir gün böyle anlatabilir. Yazarken edimsellikle görüngü arasındaki ilişki şöyledir der ya da öz ve görüngü arasındaki ilişki. Yani sunumun şeyleri var, değişik yolları var değil mi? Ama neyi sunuyorsunuz? Değişmeyeni sunuyorsunuz. Yani örneğin edimsellik, öz ve görüngünün birliği. Bunu çıkarması önemli olan hepimiz için, özel olan şey bu. Edimsellik denen şeyin ilk dışı. İngilizler onu real olmadığını 100 yıl sonra anladılar. Ancak yeni çevirilerinde düzeltmeye başladılar. Real diyorlardı. Pek dışı yani. Sık sık real diyorlardı ve o şey değil. Örneğin edimselliğin öz ve görüngünün birliği olduğunu anlaşılması ya da başka bir şeyler. Yani şuradaki T'nin doğal ve logosun birliğinin olduğunu görünmesi, örgensel fiziğin, mekanik ve fiziğin birliği olarak görünmesi ya da herhangi bir şey, tüm üçlüler. Örneğin ölçü kavramının nitelik ve niceliğin birliği olduğunu düşünmek. Bu zor olan şey bu. Daha sonra onu kavradığınız zaman onu anlatmak için değişik biçimler kullanabilirsiniz. Değişik açıklama biçimleri kullanabilirsiniz çünkü. Yani o anki duruma bağlı. Niteliğin ne olduğunu şu anda diyelim içinizden birisi anlatmak isterse bir paragraf bir anlatı yapsa bir başkası yine niteliği ama yine yanlış olmayacak bir şekilde başka bir biçimde anlatabilir. Nitelik diyebilir ki yalnızca olma birilenimidir ve örneğin ya da varlık belirlenimiyle birdir. Varlık nitelikle öylesine birdir ki nitelik ortadan kaldırılırsa varlık da ortadan kalkar. Bunu söyleyebilir. Altına şey de ekleyebilir. Nicelik değiştiği zaman yani ortadan kaldırıldığı zaman varlık ortadan kalkmaz. Çünkü nicelik kategorisi varlıkta bir olan bir kategori değil. Varlıkta bir olmayan bir kategori. Ama nitelik de değil. Nitelik ve varlık
öylesine içine girmiş, öylesine bilir ki niteliği kaldırdığınız anda bir şeyin niteliği, önemli bir şeyin yeşilliğini kaldırdığınız anda tabii yere başka bir niteliği koyarsanız değiştirmiş olursunuz. Ama o niteliği sildiğiniz anda o niteliği o şeyin varlığını da silmiş olur. Şimdi demek istediğimiz şey, dizginin yapısının nasıl olduğu önemli ve çıkarsa zor olan şey bu. Örneğin şimdi şeyde Nürnberg yazılarında Ege'nin baktığınız zaman hemen göreceksiniz. Nürnberg yazılarını T'nin gönüllü bilimden sonra yazmış ama büyük mantık biliminin yayınlanmasından önce aynı zamanda yani ikisinin arasına girmiş ve orada ben çevirirken gördüm. Varlık alanında nitelik kategorisi var, güzelce koyulmuş. Nicelik kategorisi de koyulmuş ondan sonra. Ama birlikleri olarak ne var? Sonsuzluk. Ölçü yok orada. Sonsuzluk var. Ama sonsuzluk aslında şimdi kendisi mantık bilimine açılmamasında sonsuzluk nitelik midir, nicelik midir? Nicelik. Evet. Önce bu soruyu sormak şey çok önemli. Çünkü insanlar normal olarak sonsuzluğu nicelik olarak kapıyorlar. Sayısal bir şey olarak. Sonsuz olursa bir şey artıyordur, ilerliyordur, çoğalıyordur ve öyleyse niceliktir. Değil. Sonsuzluk Hegel'in bunu Hegel kendisi mi buldu yoksa Aristoteles'ten mi öğrendi ama ben kendim ilk kez Aristoteles'te gördüm. Sonsuzluk bir niteliktir diyor Aristoteles. Eğer sonsuzluğu nitelik olarak alırsanız o zaman buraya yerleştirmeniz gerekir değil mi? Şu alanın içine girmesi gerekir. Ve de gerçekten de öyle. Yine mantık bilime çok ailesine girmeyeyim çünkü şeyden bahsedeceğiz. Ama kendi için varlık, kendinde varlık, başkası için varlık, kendi içinde varlık. Yani bunlar şeyler. Zamanla alışacağımız Hegel'in terminolojisi yok dedik ama yine de bunlar özellikle Hegel'in metinlerinde görülen anlamlar ve pek çok durumda gerçekten işe yarıyor. Özellikle şu kendi için varlık kavramı sonsuzluk burada ortaya çıkıyor. Ve aslında bir de burada ortaya çıkıyor. Burası sonluluk alanıydı. Yani bu sonsuzluk tabii ki burada çıkıyor fakat aynı zamanda da bu şeye geçiş. Kendi için varlık alanına geçiş. Teralik alanının kavramlarının nesnel olması gerekir. Bunları açalım ve esas şeyimiz bu. Şeyin kronometreli olacağımız içerik buydu ve bu öyle bir tane düzgün olması gerekir. Şimdi bebatlar zamanımız var. Şuradan geliyoruz. Var olanı kavramak felsefenin işi, var olmayanı imgelemeye çalışmak, tasarlamaya çalışmak bu felsefenin işi değil. Ama bu insanların yaptığı bir şey. Yarın ne olacak, 100 yıl sonra ne olacak, toplumların tarihinin işi ne olacak? Bu konularda tahminler yapmak felsefenin işi değil ama bu yasak değil. O zaman Hegel'in batıda anlaşılması son derece güç bir saldırı altında kaldığını söyledim. Bunu biliyoruz saldırını. Anlaşılması güç mü değil mi? Onu sorgulayacağız. Ve saldırının haklı olduğunu genelde yani insanlar çok kolay kabul ediyorlar. Yani bir şey okuduğu zaman bir insan ya da bir şey dinlediği zaman kendi usuna dayanmaktan çok otoriteye boyun eğme
davranışını gösteriyor ve kabul ediyor, sorgulamıyor. Dünyayı değiştirmek önemli de, dünyayı almak önemli değil de. İnsanların %99'unu kabul eder, sorgulamıyor. Ama sorgulasa, düşünse, biraz da tabii kültür gerekiyor bunu bilmek için. En azından Heraklitus'u tanış olmak gerekiyor. Dünyanın her, hiçbir zaman değişime son vermediğini anlamak için Heraklitus'u bilmek, hatırlamak, anımsamak gerekiyor. Özgür düşünmek, nesnel düşünmeyi getiriyor ve düşüncede asla dürüstlükten saflamayız. Eğer düşüncenin nesnelliğini kaybedersek, gerçekten insanın hiçbir değeri kalmaz. Nihilizm tek bir şey olur. Vardır olabilir, yani başka bir şey çıkaramayız. Hem irrasyonel olmak hem de insanlık için iyi şeyler, önemli bir şey tutabilir. Şimdi varlık konusunda yine birkaç nokta var, onları anımsayıp devam edelim. Yani şeye girerdeki sisteme. Varlık duyusal değil, tinsel değil. Bu ilk dikkat edeceğimiz şey. Çünkü varlık kendisinden başka bir şeydi. Aslında hiçbir kavram kendisinden başka bir şey değil. Varlık dolaysız, dolaysız olması, nedensiz olması demek. Aynı zamanda kendi nedeni olması demek. Öyle diyebiliriz. Ama kendi nedeni olduğunu söylediğimiz anda dolaylık getirmiş oluyoruz ve varlığın böyle bir şeyi kabul etme olanaksız, mantıksız çünkü varlık dolaysız. Sadece kendisi. Ve duyusal değil, fiziksel değil. Heidegger'in sandığı gibi sadece dille açıklanabilecek bir şey değil ya da varlığın anlamı değil felsefenin şeyi, esas ilgisi. İnsan olsun ilgisi, varlığın anlamını bilmek değil. Çünkü varlığın anlamını zaten biliyoruz. Herkes, being de, varlıktan başka being'in anlamını da biliyorsunuz, zain'in anlamını da biliyorsunuz. Başka bir tür dinde de o şeyi, semantik problemi çözüyorsunuz. Yani felsefenin problemi, insanın merak ettiği şey semantik değil. Semantik anlamla ilgili. Varlığın anlamı nedir dediği zaman Heidegger'in şeyi bu, ona dikkat edin. Heidegger anlamla ilgileniyor. Çünkü felsefe denen şeyi anlamadığı için onu etimolojik bir düzlemde ele almaya, çözmeye çalışıyor. Ve orada mantıksaldan, ussaldan, tanıtlamadan, yani klasik felsefenin asıl şeyleri olan, aygıtları olan kavramlarda kaçınmak zorunda. Onu kaçınmayı zaman içinde öğrendi. Çünkü doğal usulü ayıklaması gerekti. Ve şöyle bir ironik durum var Heidegger'de. Heidegger tanıtlamayı reddediyor. Çünkü tanıtlama logosun işi. Ve Heidegger için logos us değil ama reden. Konuşma. Gerede değil. Dilin tanıtlama yapma gibi bir sorunu yok. Dil düzlemine, eğer felsefeyi dile indirdiyseniz artık bitti şey, tanıtlama, ustalık, çıkarsama, tümden gelip, tüme varıp falan bu tür şeyler bitti. Bunlar mantıksal işlemler ve bunların dil düzleminde Heidegger şey yapıyor, onu anlamış, öğrenmiş ve tanıtma sözcüğünü kullanmıyor ama onun yerine görünme, gösterme, ortaya serme, açığa serme, kendini sergileme, bu tür anlatımlar, şöyle sahip içerisinde yapıyor. Yani bir düzeneye yakın şey kullanıyor. Tanıtmadan kaçınmasını sağlayan sözcük kullanıyor Almanca'da. Evet, tutarlı. Yani onu yapması gerekiyor. Bir taraftan bu yoktur, logos konuşmadır, söylemdir deyip öte tarafta öyle şey gibi ne dediğini bilmeyen biri gibi aynı zamanda da tanıtmaya girişmek ya da tanıtma ayıtları kullanmak çok tutarsız olacak. Değil mi? Örneğin Kant, kuşkucu. O da irrasyonelist. Bu bir bilgi aygıtı olarak tanımadığı gibi hemen hemen bütün şeyi, felsefesinin gücü bu çürütmeye yönelik, bu eleştirmeye yönelik, bu boyunu aşan işlere kalkmaması gerekir. Deneyim alanına açmaması gerekiyor diyor ve orada çok tutarlı olarak Salt Us sınırları içerisinde Din diye bir kitabı var. Orada Kant ne diyor? İnsanın yamuk tahtasında düzgün bir şey yapılamaz diyor. Bunu söylemesi gerekir. Kuşkucunun Us'a güvenmeyenin
bilginin olanaksızlığını öğretenin, öyle bir felsefecinin, insan iyi bir varlıktır, özgür bir varlıktır, insan mutluluğa yansımlanmış, belirlenmiş bir varlıktır. Böyle şeyler söylemesinin hiçbir anlamı yok. Eğer söylerse o zaman o felsefe tarihinde atarlar. Çünkü o kadar moralın, yani her şey moralın da ismi var. Felsefe tarihinde de moralın geliyor benim görüntüme. Ama biraz indirgenerek geliyor. Birisi, Albert Camus'un insan diyor, absürt diyor, saçma diyor. Çünkü Rus diye bir şeyle, Rus diye bir şey tanımıyor, bilmiyor, öyle bir şey anlamıyor, öyle bir şey olmadığını düşünüyor. Onun üzerine kalk, bir de insan için, absürt insan için. Ussal bir varoluş, haklı bir varoluş, özgür bir varoluş, değerli bir varoluş, anlamlı bir varoluş önerirse, o zaman Albert Camus Nobel ödülü bile alamaz. O zaman moralik yapar. Hem insan saçmadır diyeceksin, hem de insan değerli bir varlıktır. Hayır, insan değersizdir diyor, insan anlamsızdır diyor, varoluş anlamsızdır. Varoluş ve insan kavramlarını iyi ayırmamız gerekiyor. Varoluş, insan varoluş diye davranışlar diyor, doğa diye davranışlar diyor. Eğer varoluş saçma ise o zaman doğa da saçma. Doğanın saçma olması ne demek bir şey? Çıkarabiliyor musun? Sikos bir ilerleme yapıyor. O şeyi gösteriyor, anlamsızlığını, boşluğunu gösteriyor ama doğanın absürt olması demek, yani varoluşun bir momenti olarak doğanın absürt olması demek, doğanın kaos olması demek. İrrasyonel, irrasyonel doğa ne olabilir? Kaos. Yasasız doğa, evet kaos olabilir. Doğa yasaları olduğu için doğayı kutsal diyoruz ve doğa... Anaxagoras bunu ilk formüle edenlerden biri, evrenin özü nostur diyor. Yani evren kutsaldır diyor. Doğa bilimci ister bilimcide olsun, ister olmasın, bu varsayımla doğaya yaklaşıyor. Yasaları ararken doğanın kendinde ussal olduğunu varsayıyor. Yoksa doğa bilim yapması için bir gücü kalmaz. Çünkü orada bir kararlılık arıyor, bir sağlamlık arıyor. Belki yanlış bulacak, belki bağlantıları ilk anda doğru olmayacak, belki Planck'ın bağlantısı yanlış, belki Heisenberg'in yaklaşımları, Schrödinger'in yaklaşımları tam değil. Belki Maxwell'in eşitliğinde şey var, henüz farkına varılmamış şeyler olabilir, mantıksal hatalar olabilir. Ama önemli olan onların ve onları okuyanların ve doğaya, bilim adına yaklaşanların doğanın bir soru olduğunu kalabilir. Söyle. Evrenin anlamsız olması acaba şöyle okunabilir mi? Bir amaçlanan olmayış. Evet. Varoluşundan bir yana bir amacın olmayışı şeklinde anlaşılırsa o zaman... Nedir evrenin amacı? Evrenin amacı. Evrenin amacı. Yok yani. Doğanın amacı, doğanın telosu demek. Telos elek demek. Amaç da diyebiliriz. Hanısa Allah'a gider mi? Nasıl? Hanısa Allah'a. Kusufuz yaratılır. Olan kusufuz yaratılır. Allah'ın öyle... Allah'ın öyle tanrısallar. Tanrısallar. Gülçin felsefeden bak, felsefe için konuşuyoruz. Felsefe düzleminde bakıyoruz. Evrenin, yani fiziksel evren, yani doğanın amacı... Amaç... Nihai eğer, hedef diye. Amaç. Nihai hedef. Amaç. Amaç, evet. Son, erek. Telos. Zvek. Ya da end dediğimiz şey, ne dersek diyelim. Amaç, bütün süreci, sonsal neden diyorlar, örneğin bir süre ya da bir dönem, daha önce yani. Bugün de denebilir, o şey bir yanlış anlamaya yol açmaz. Çünkü neden, mekanik nedensellik etkiyle bağlantılı bir bağlantı. Ama sonsal neden dendiği zaman, ve bu Aristoteles'te var ve Platon'da var, yani her şeyin
Şimdi doğanın ereğini düşünürsek, doğanın ereği, doğanın aynı zamanda sonu demek. Doğanın en yüksek noktası. Higgins'in dizgesinde doğanın ereği burası. Mekanik, fizik ve organsal fizik. Organsal fizik dediği şey biyoloji alanı ya da yaşam bilim alanı ve yani teros alanı. Çünkü yaşam bilimi kimyadan, mekanikten ve kimyadan ayrı olarak bir de teros alanı var. Teoloji alanı var Hegel'in doğa felsefesinde. Üçüncü bölüm teros bölümü. Teros bölümü ise şey değil, mekanik. Mekanikte bir amaç yok. Kimyada da bir amaç yok. Yani kimyasal davranış, amaçlı bir, erekli bir davranış değil. Sadece birbirleriyle ilişkiye giren uçların o kimyasal ilişkiyi yapmak zorunda olmalarından bağlı bir davranış. Yani Hegel şimdi çok fazla ayrıntısını burada girmeyeceğiz yine ama mekanik nesneler arasında bir dışsal bir bağlantı var. Kimyasal nesneler arasında bir ilişki var. Yani bunlar şeyler, birbirlerine o kendi aralarındaki ayrımdan dolayı ver bizim manatları hepsi birbirine benzeyen ve hiçbir ayrım olmayan tözler, küçük tözler ya da minik tözler ama kimyasal nesneler ya da kimyasal uçlar şey değil. Bunlar mekanik nesneler gibi değil. Biliyorsunuz bunu aslında fizikten hepimiz, ben de onu düzende kalmaya çalışıyorum. Yani mekaniği ya da fizik dediğimiz aslında mekanik denmesi gereken alanı kimyadan nasıl ayırıyoruz? Takım kriterlerimiz var değil mi? Bir şeyin kimyasal mı, mekanik mi olduğunu ayırt edebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Mekanik nesne birbirine, mekanik nesneler birbirlerine belli ölçüde imkisizken, çünkü onların arasında da bir gerçekliğe bağlısı, kuvvet bağlısı var, elektromanyetiz var ya da genel olarak dinamik bağlantılar var ama şeyde kimyasal ilişkilerde mekanikten daha fazlası var. Orada da mekanik bağlantılar tabii ki var. Çünkü bir sonraki bana öncekini zorunlu olarak kapsıyor ama kimyasal bağlantı ayrımlıların bağlantısı. Öyle diyebiliriz. Yani mekanik nesneler ayrı olarak kimyasal nesnelerin ilişkisi, ayrımlılık ilişkisi. Genel olarak. Şimdi burada da bir eksenlik yok. Yani bir anion, bir katyonla ilişki içinde, işte bildiğimiz zaten o ilişki içinde belirliyor. Bunların arasındaki ilişki bir teleolojik ilişki değil. Ama kimya alanı, amino asitleri, ondan sonra nasıl yükseliyor kimya alanının şeyi? Evet, yani amino asitlerden proteinlere geçiyoruz. Hala kimya alanı deriz. Proteinde bir eleksellik yok ama bu en azından protein yapılarının, protein zincirlerinin falan oluşması biraz daha düşündürüyor insanı. Çünkü bunlar o daha yalın element ilişkilerinde daha parçalı. Ama RNA'ya, DNA'ya geldiğimiz zaman telos'a gelmiş oluyoruz. Artık orada DNA'da bir program var, bir telos var. Erek var. O molekül yaşamı ortaya çıkaracak. Ve de teleoloji tin alanına geçişin önceki momenti, öyle diyoruz genel olarak. Yani şuraya gelin, örgensel fizik dediği yeri teleoloji olarak alabiliriz ve yaşam alanı fizikçiler var, hayvansal. Dolayısıyla evrenin bir şeyi var, ereği var. Fiziksel evrenin bir ereği var ve o erek homo sapiens. Eğer bunu kabul etmekte güçlük çekiyorsak o zaman diyeceğiz ki homo sapiens rastgele ortaya çıktı. İki kulağın olması, iki gözünün olması, sinir sisteminin olması, kalbinin olması, hücrelerin fonksiyonlarının öyle ya da böyle olması, bunların hepsi şansa bağlı. Bunu diyebiliyor musunuz? Denebilir, diyenler çok. Yani şey gibi, büyük bir bilgelik gibi, insan şans sonucunda ortaya çıktı diye yazıyorlar. Kaos kuramları geliştiriyorlar yani. Bunu herkes kendi karar verecek. Kimse karar vermiyor ama telos kavramını kullandığımız zaman o kavram felsefe tarihine hiç de yabancı değil. En başından bir kavram var biliyorsunuz. O kavramı kullandığımız zaman homo sapiens ortaya çıkması için bir rastlantı olamaz. Zorunlu olarak ortaya çıkması gerekir. Çünkü homo sapiens hayvandan daha fazlası. Team diyoruz. Yani hayvansal
yapı şey giriyor, gördüğünüz gibi doğa felsefesi alanına giriyor. İnsanın da doğal yanı var, hayvansal yanı var ve tabii ki onlar şey, din felsefesinin ilgilendiği şeyler değil. Biraz sesli olabilir mi? Biraz? Sesli beyefendi. Çok arkada duruyorsunuz. Biliyorum ama... Değil mi? Şimdi, Homo sapiens'in ortaya çıkması olumsallık mı, zorunluluk mu? Değil. İki türlü de görülebilir. Olumsallık, yani rastlantıya, şansa bağlı olması ancak ve ancak us kavramını silmekle olarak. Yani Heidegger bunu söyleyebilir. İnsan rastken, söylüyordu aslında. Şimdi insan dünyaya atılmıştır ya da fırlatılmıştır demek. Ne demek? İnsan ereksel olarak ortaya çıkmıştır anlamına gelmiyor. Atanın bir yeri vardır belki. Efendim? Atanın bir yeri vardır belki. Atanın bir yeri vardır. Evet, devam edin. Güzel. Yani, yani bir ereksizlikten bahsettin de orada bir erek olabilir atan tarafından. Bir yere götürmeyeceğim. Yani bir atanı imliyor yani atılmış olmak. Kendi kendine atılmış olmayla. Evet, yani belki zar gibi atıldı. Atan niye attı atan? Fırlatıldıysa fırlatan birisi var demiş. Kesinlikle, yani Heidegger'in onu açıklaması gerekir. Orada kesiyor ama. Şimdi o açıklamayı biz üstlenirsek... Kendi kendine de fırlatılır mı? Alfa tükürüğü gibi. Kendini var mı? Yani... Heidegger'in sözü aslında şey, bir soru daha getiriyor. Kim attı? Kim fırlattı? Değil mi? Fırlatılma. Amacı neydi? Amacı neydi? Niye fırlattı? Dolayısıyla o önermenin kendisi şey değil, hoş bir önerme değil ya da anlamlı bir şey değil. Kim attı? Niye attı? Yani bunlar bir şey. Bu artık felsefe olmaktan çıkıyor. Gördüğünüz gibi biraz komedi alanına girmeye başlıyor ve bu postmodernler genel olarak komedyen şeyinde, ben orada şunu söylemek istiyorum. Yani insanın anlamı yok derken acaba varoluşunun bir amacı yoktu mu? O anlamda mı söyleniyor? Biraz daha çıktı. Şimdi yani, en yüksek sesle insanın varoluşunun amacı yani ne demek? Hani bahsettiğiniz felsefeciler hani insanın varoluşunun yani bir anlamı olmadığını hatta daha ileri evrenin bir anlamı olmadığını söyleyenler acaba bunu bir amaca hizmet etmediğini mi ileri sürüyorlar o anlamda? Yani bir nihai hedef olmadığını mı ileri sürüyorlar? Ki nihai hedef olduğuna dair bir kanıt yok değil mi? Yani evren işte şunun için var da bundan sonra bu şekilde olacak bir elbise bir bilgi yok, kanıt yok. Yani öngörü yok. Evren, fiziksel evren insanı var etmek için ortaya çıkardı diyor. Bu sistematik yapı bize onu söylüyor. Ama orada eğer amaçsızlığı savunacaksak bir nihai amaçtan ziyade biz bugün burada bulunmamızı da amaçsızlık kategorisine değerlendirmemiz lazım. Eğer burada bulunmamıza bir anlam yükleyebiliyorsak nihai anlam başka bir şey. Ona ulaşamayabiliriz, bugün onu çözümleyebiliriz, çözümleyemeyebiliriz ama o zaman her şeyi anlamsızlık kategorisine incelememiz lazım. Yani kendimiz için bir anlamımız var ama evren için bir anlamımız var mı? Bak şimdi burada amaç, nihai amaç, sonsal neden, nihai amaç da demek, sonsal neden, tüm bunlar terimleri kullanırken insana ve evrene ya da doğaya yüklediğimiz zaman aynı anlamda yükleyemeyiz. Yani ben buraya geldiğim zaman bir amaçla geliyorum ve bilinçli bir amaçla geliyorum. Ama evrenin ortaya, insanı ortaya çıkarması, Homo sapiens'in doğuşu, ortaya çıkışı, evren payına bilinçli bir amaç değil. Şimdi Tanrı bilimi bütünüyle dışarı bırakıyoruz. Çünkü Tanrı bilimde, Tanrı bilince şey diyecek, Tanrı insanı bilerek yarattı diyecek, bilinçli olarak yarattı diyecek. Onu bırakıyoruz. Felsefeye dönüyoruz, kavramla bilgiye, us yoluyla bilgiye dönüyoruz.
insanın ortaya çıkması, Homo sapiens'in ortaya çıkması bizim buraya gelmemizdeki gibi bir bilinç kapsamıyor. O yüzden oradaki erek sözcüklerini ya da amaç sözcüklerini eşit ayırmamız gerekiyor. Yani çünkü evrenin insanı bilinçli olarak ortaya çıkardığını söylemek, o zaman evrene bilinç yüklemek, bir tanrı yapmak, tanrıyla eşitlemek gibi bir çözüm gerektirecek. Böyle bir şey kabul etmeyi gerektirecek. O da bir tık kamu tanrısı, pardon, panteizm gibi bir şey olacak. Çünkü evrenin tanrıyla eşitlenmesi panteizm devrimisi. Burada öyle bir şey yok, durum yok. Yani evrende bilinç, telos şey değil. Evrenin ne yaptığını biliyor olması, doğanın insanı planlayarak, bilerek çıkarıyor olması, yani bilinçli anlamda planlayarak çıkarıyor olması gibi bir anlam taşımıyor. O zaman soru bir şey yapıyor mu? Biraz yanlışıyor mu? Yani evrenin insanı ortaya çıkarması şey değil. Evrenin ne yaptığını bilen bir özne olması anlamına gelmiyor. Doğa yasaları. Şimdi amino asitlerin ortaya çıkması ya rastlantısal diyeceğiz. Bütün kuşkucuların irrasyonelistlerin bunu söylemesi gerekir. Ya da amino asitlerin, proteinlerin ortaya çıkışı zorunludur diyeceğiz. İkisi de rastlantısal zorunluluk zaman sürecinin sonsuz olması, evet, ile onu bir şey yapalım. Bir kere daha ileri olalım, ondan sonra sen gir istersen. Yani olumsallık ya da rastlantı. Şimdi yine bunlar mantık biliminin kavramları. Yani zorunluluk ve olumsallık. Olumsallık zorunluluğu dışlıyorsa, örneğin şöyle bir şey olabilir mi? Fizik yasaları başka türlü de olabilir. Yani 45 dereceye gelen bir ışık, 20 dereceyle düzleme aynaya çarpan bir ışık, 45 dereceyle gidip çarpan bir ışık 20 dereceyle yansıyabilir mi? Ya da 21, 21,5. Yansımaz. Ya da su şeyden hidrojen, 2 hidrojen ve 1 oksijenden değil de 5 azot ve 20 tane silisyumdan. Ya da oksijen atomu elektron yapısındaki özellikten dolayı 2 elektron, 2 hidrojen alabilir, değil mi? Bu yasa. Evet. Şimdi olumsallık dediğimiz zaman oraya 2 yani 4 ya da 40 ya da 40 bin elektron girebilir. Şey, hidrojen atomu girebilir diyeceğiz. Olumsal. Bunları çok ciddi olarak düşünmeyiz. Yani bu yanlış düşünüyoruz ya da bu şey kolay bir problem diye geçmemek gerekiyor. Dikkatlice düşünmemiz gerekiyor. Olumsallığın anlamı ne? İnsanın iki ayağının olması, iki elinin olması falan bunlar olumsal şeyler. 5 parmağımızın olması. Fizyolojik yapımız genel olarak, anatomik yapımız. Bunlar olumsal ise başka türlü de olabilir diyeceğiz. Genetik yapımız başka türlü de olabilir. Yani belli bir olumsallık şeyi var, alanı var değil mi? İnsanın ırksal türlülüğünü onunla açıklayabiliriz. Ama bu özsel değil ya da türsel değil. Yani tür değişmiyor. Zenci de, Japon da, Türk de, Homo sapiens. Orada olumsallık yok. Tür olumsallığı şey yapmıyor. Kendi içinde taşımıyor bir bakıma. Ama türün fiziksel, dışsal belirişinde ayrımlar olabiliyor. Ama bunlar bile aslında olumsal değil. Çinli'nin o doğa yapısını, doğal yapısını, anatomik yapıyı kazanması. Yani bunlar yani belli zorunlu süreçlerin ve doğa yasalarının denetimi altında şekillenen şeyler, yapılar. Orada da şans yok. Şeyi hatırlayın, Laplace'ın determinizm üzerindeki sözlerini, determinizm hakkındaki sözlerini, yani eğer yeterince güçlü bir anlık olsa diyor, güçlü bir intelligence olsa, bu bundan 1000 yıl sonra, 10 bin yıl sonra, 100 bin yıl sonra evren hangi formasyonda olacaksa, hangi durumda olacaksa, nerede, hangi atom nerede olacak, hangi gezegende ne olacak, bütün bunları çıkarsayabilir önceden. Çünkü determinizm onu şey yapıyor. Laplace'ın o kadar zorlanmasına gerek yok. Yani
determinizm her şeyin zorunlu olarak belirlendiğini anlatıyor ve eğer insanın ussal yeteneği o doğa yasalarının süreçlerini tam olarak saptayacak kadar güçlü olsa o zaman her şey geleceği bilebilir. Olumsallık bunu şey yapıyor, kabul etmiyor. Böyle şimdi zorunluluk altındayken anlamdan ve değerden nasıl söylüyoruz? Yani insanın ortaya çıkışı zorunluğa bağlıysa, başka türlü olamıyorsa, insanın bunların hiçbir payı yok demektir. İnsan bir makine gibi demektir. Değil, insan tin ve de tin alanı doğa alanının üstünde. Ve mekaniği, kimyayı ve teknolojiyi kapsıyor ama onlardan daha fazla. Ve anlamlı bir varlık, değerli bir varlık, özgür bir varlık. Özgür olması, doğa yasaları ve tin yasaları konusunda Hegel'in size felsefesinde ne söylediğini biliyoruz. Doğa yasaları değişmez diyor. Biz bunları belirli olarak alırız ve onları kullanırız, öğreniriz, kullanırız, uygularız. Ama tinin yasaları böyle değil. Tinin yasaları değişebilir. Tinin yaptığı yasalar doğa yasalarıyla aynı katılığı göstermiyor. Tinin yasaları istencin belirlenimleri ve bugün şöyle bir belirlenim getirebilirim. Yarın o belirlenime şey görebilirim, yanlış görebilirim. Neye karşı yanlış? İnsan haklarına karşı yanlış görebilirim. Örneğin kadınlar oy hakkı olmayacak diye bir yasa. Bu İsviçre'de 1970'e kadar böyleydi. Kadınların oy hakkı verilmiyordu. Kadınların yurttaşlık hakkı verilmiyordu. Amerika'da zencilere yurttaşlık hakları verilmiyordu. Gerçi yasalarında vardı onun zenginliği, yani yurttaşlık haklarının evrenselliği. Ama tabii ki süreçte kapılar karışıyor, insanların eğitim aşamaları çok değişik. Bazıları kabul edebiliyorlar, bazıları edemiyorlar ve bu yasalar şey değişebiliyor. Neye karşı? Daha yüksek norma karşı ya da ideal normlara karşı. Dediğimiz gibi Hegel yurttaşlık karakterini ırka, dine, şeye dayandırmıyor. Etnik gruplara ya da ulusal karaktere. Çünkü dünya tini, Hegel'in en yüksek tini kavramı ve bu asla şey değil. Germanik tin demek de. Almanla bir ilgisi yok. Almanla bir kısı. Alman ulusu anlamına gelmiyor. Germanik tin anlamına da gelmiyor. Dünya tini. Dünya tini insanların bütününü kapsayan kavram ve o zaman ara verelim. Allah'a geçmişiz. Anlam nedir diye sormamız da gerekiyor, anlamla ilgileniyorsak. Anlam konusunda dediğim gibi felsefenin birinci işi anlam değil ama mantık. Semantik değil ama mantık. Ona dikkate almamız gerekiyor. Semantik kendi alanı, kendi başına bir alan. Felsefenin bir skaleti ya da işleyeceği bir şey değil ama semantik ne bir tanımlama verebilir, ne bir mantıksal destek verebilir. Dedi. Yani varlığın anlamını bilmek, varlığın bilgisini bilmek demek değil. Semantik dile ait bir olan ve dil usul görüngüsü. Dolayısıyla öz ve görüngü bağımsız kullanırsa aslında bunları birbirinden ayırmak olanaksız. Yani şu temeldir ya da bu temeldir demek bile doğru değil. Çünkü öz ve görüngü bunlar karşılıklı olarak birbirlerini belirliyorlar. Bir taraf belirleyici, öteki taraf belirlenen değil. İkisi de belirliyor. İkisi de belirliyorsa hangisinin belirlediğini sormanın bir anlamı yok. Çünkü ikisi de belirliyor. Genel olarak belirleyici diye tekil bir terim aradık değil mi? O yüzden bunu söyledim. Yani dil olmadan usul olamaz insan durumunda. Şimdi şeye dikkat edin. Logos Yunanca bir sözcük biliyorsunuz ve logos dil anlamına da geliyor, konuşma anlamına da geliyor, usul anlamına da geliyor, oran anlamına geliyor, ölçü anlamına, pek çok anlamına geliyor. Yunanlar her yere o sözcük uyarlamışlar. Yani yeterince tikelleşmemiş değil, dolayısıyla bir sözcük çok anlam yükleniyor. Şimdi logos'un dille olan bir bu ilişkisi, yani öz ve görüngü ilişkisi olarak, us ve dil ilişkisi bir şey, değil mi?
din alanında his ve din ilişkisi bir şey. Logos'un kendi alanında logos başka bir şey. Dolayısıyla logos'u usul dile indirgeyemeyiz. Yine bu irrasyonalistlerin felsefelerinde logos için en küçük bir yer yok. Yani şimdi Hegel'in felsefesinde logos bir numara. Gördüğünüz gibi doğanın ve tinin öncesinde duruyor. Doğa ve tin alanlarının öncesinde duruyor. Heidegger'in logosu en iyisinden şeyde duruyor. Tin felsefesinde duruyor ve şöyle bakalım. Şimdi burada nasıl us ortaya çıkıyor görüyorsun. Bilinç ve öz bilinci birliği us. Hegel sisteminde. Dikkat edin, bilinç ve öz bilinci birliği us. Ama genel olarak us aslında kavramın ve nesnelliğin ya da realitenin birliği. Bunları sistemi inceleyin lütfen. Siteden ya da bir yerden bulun sistemi ve o kavramları nasıl birbiriyle ilişki içinde duruyorlar onları görmeniz çok önemli. Şimdi yine nihilistler açısından ya da nihilist bakış açısı açısından bakarsak şey göreceğiz. Logos'un çizildiğini söyledik. Logos'u kabul etmiyorlar. Onların kabul etmedikleri logos görücüler için de aynı şey geçerli. Materyalizm için de aynı şey geçerli. Platonik logos ya da Hegel'in logosu ya da ideayla bir olan logos. Bu onlar için var olan bir şey değil. Yok. Dolayısıyla Heidegger'in sözünü edebileceği us ya da logos ancak buraya, bu en alt satırdaki şeye ait olabilir, onunla ilgili olabilir. O da insan usul. Klasik felsefedeki özel varsayımlardan ya da tanıtılmış noktalardan bir nasıl bakarsanız o size bağlı. Bunlardan biri o usul. Yani şu usul. Şurada insanın bilinç ve öz bilinç kavramlarının birliği olarak insanın usulü şu logosla bir olması. Bu insanın bilme yetisini, değerini, anlamını, her şeyini açıklayan bağlamak. Eğer yani Heidegger usu kabul ediyor insanda logos diye bir şey var diyor. Ama bu şey değil. Nesnel bir bağlantı, nesnel bir göndermeden yoksun. Bu Kant'ın, Kant'a insanda bir ussallık ya da kendini tutamıyor. Yani Kant şey değil. Us yoktur demiyor Heidegger gibi ya da başka irrasyonistler gibi ama Kant'ın us dediği şey aslında usla ilgili olmayan bir us ve öznelmiş her şeyden önce. Sadece görünge sınırlı olan fenomene yani asıl varlığa, kendine varlığa giremeyen, oraya işleyemeyen, dolayısıyla sadece kendi kendine ilişki içinde duran bir us. Kant'ın usu bu. Kant hiçbir zaman rasyonalist olarak görünmedi, kendini öyle görmedi. Tam tersine Kant'ın dediğim gibi az önce bütün felsefesi usu sınırlamaya, onu zayıflatmaya, onu haddini bilmeye, deneyim alanını aşmamaya zorlama çabası. Bütün felsefesinin amacı yaptığı şey bu. Ve bu felsefe şimdi 20. yüzyılda özellikle çok küçük olarak görülüyor. Bir felsefe ya da felsefeci insana ne kadar şeyse düşmansa ya da insana karşı ne kadar olumsuz yaklaşıyorsa o kadar popüler oluyor. Böyle diyebilir miyiz? Niçin böyle? Yani Hegel insanın anlamamak kolaydır. Çevresel etkenler yani yüzyılın başındaki iki büyük dünya savaşı'nın getirdiği insanlara karşı olan ayak uyguladığı. O zaman o yeterli mi? Yani şimdi Albert Camus, Heidegger, Sartre, Nietzsche de var yani Nietzsche daha da önce aslında ya da savaş 20. yüzyılın sonrasına bakarsak bu insanlar felsefeci dediğimiz insanlar ve bunlar bir insanların
yani fenomenlere bakarak bu pozitivizm denen şey. Yani usul insanın değeri, insanın usul olup olmadığını olgulara bakarak çıkarmak bu. O zaman bunlar baştan felsefenin en azından genel yaklaşımına uygun düşünüyorlar ya da şimdi insanlık şey olabilir, geri dönüp birkaç yüzyıl daha geri gittiğimiz zaman çok daha kötü bir durumda olduğunu göreceğiz. Özellikle Avrupa'da, Batı'da, Orta Çağlar gerçekten şey. Yani bugün insanların, modern insanların o dönemin tinini anlaması çok zor. Orta Çağ Avrupa'sının nasıl bir kültür olduğunu, nasıl bir kültürsüzlük olduğunu ya da ama insanın değerini ya da anlamını falan bunları tarihsel olgulara ya da şimdiki olgulara bakıp çıkarmak olmayacak bir şey değil. Bu çok sık yapılan bir şey ama felsefeci bunu yaptığının bilincinde olmayabilir mi? Yani insanı etkileyen etkilendiğini, dolayısıyla dış olgular tarafından manipüle edildiğini. Örneğin Heidegger bunu düşünemiyor ya da Habermas bunu düşünemiyor. Bunlar hep şey, irrasyonistler. Usul reddedip şu ya da bu şekilde us dışı bir faktöre Habermas da dedim. Çünkü Habermas da bir materyalist aslında. Yani Frankfurt okulunun bir şeyi, onun sürdürülmesi olarak, momentum olarak görürsek şey, o da materyalist ve aynı zamanda postmodernlere çok çok yakın düşüyor, iletişim kuramının nedeniyle. Şimdi bunlar zaman, yani bir ölçüde şeyi aşıyor, felsefi çözümlemeden daha fazla psikanalitik şeyler, boyutlar gerektiriyor da o yüzden. Ben anlamak için soruyorum. Şimdi us deyince aslında ikiye ayırıyoruz değil mi? Bir öz bilince dayalı us. İnsan usu. İnsan usu ve bir de logos. Nesler. Yani o acaba yine felsefecilerin o insanı aşağı gören kısmı, insana özgü olan husu mu tekrardan bunu söylüyorlar? Bu bir bölüm için böyle bir neden olabilir. Burada önemli olan şu, insan husundaki kategoriler, hani uzay, zaman, özdek, devrim, ivme, ağırlık, çekim, itme kuvveti, çekme kuvveti vesaire bütün fizik alanının kategorileri. Bu kategoriler, kavramlar ya da nesnel bir referans taşıyorlar. Taşıyorlar. Yani kuvvet dediğimiz zaman ya da özlek dediğimiz zaman bu sadece bizim düşüncemizde, bilincimizde olan bir şey. Dışarıda böyle bir şey yok mu? Düşüncemizin dışında. Var. Nereden biliyoruz olduğunu? Berkeley diyor ki, ben var diyorum ama aslında bu benim algımın ya da bilincimin bir iz düşümü gerçekten. Gökyüzüne genel olarak böyle demek söylüyorlar. Dedektif de buna benzer bir şey söylüyor. Yani aynı terimlerde söylemiyor ama onun izlenimlerden türeyen ideaları ya da düşünceleri nesnel bir referans taşımıyor. O zaman bir kimseler pençeyi var. Özlek izlenimini ediniyorsun ona göre. O izlenim bir subjektif bir şey zaten. O izlenimden türeyen ikinci bir izlenim var ya da o izlenimden türeyen bir idea var, düşünce var. O da öznel bir şey. Öznel demek, nesnel olmayan demek. Platon'da nous, insan yetisi ve Anaxagoras, biliyorsunuz Anaxagoras evrenin özü nous'tur diyordu. Ama Platon'da nous, insan yetisi ve Platon'da Anaxagoras çatışmıyorlar aslında. Platon, insan nous'u ideaları bilir diyor. İdealar nesne. Platon'un ideaları nesne. Görücülerin ideas, İngilizce ideas dediği şeyler ise özne. Onlar normal sıradan düşünmüyor. Yani İngiliz felsefesi böyle bir şeyden söz edebilirsek ya da daha tam olarak, daha düzgün olarak İngiliz görücüdür diyelim. İngiliz görücülüğün karakteristiği platonik nesnel ideayı sıradan gündelik düşüncenin sıradan aile tasarımını bozmak. Şeyde yok. İngiliz görücülüğü platonik ideaları, idea olarak eidos ya da eide denen şeyi tanımıyor. O böyle şey yoktur diyor. Ne vardır? İzlenimlerin kopyaları olan düşünceler ya da aileler vardır.
Dolayısıyla buradaki özellik nesnelik bağlantıları bir şey çok önemli. Yani Hegel tüze meselesinde bir, yine başlarda bir yerde özellik ve nesnelik kavramlarını uzun uzadıya tartışıyor ve niçin tartıştığını açıklıyor. Bu o tartışmadaki momentlerden biri. Yani bilinçle olması, öznel olması demek. Nesnellik, fiziksellik demek değil aslında. Nesnel, az önce şey dedim, varlığı duysal ve timsel oranla karıştırmayacağız. Nesneyi de hiçbir zaman fiziksel, uzaysal, zamansal ya da duysal olanla karıştırmayacağız. Nesne öznenin karşılığı. Platonik idealların nesnel olması düzgün bir anlatım. Rahatça diyebiliriz ona. Platonik idealların dışsal olması, onu söylediğimiz zaman da insanı içsel olarak alırsak o anlamda. Ama platonik idealar eğer dışsallığı duysalla eşitlersek o anlamda dışsal diyemeyiz. Yani platonik idealar duysal değil. Platonik idealar gördüğüm değil. Platonik idealar nesnel demek, onlar uzayda ya da zamandadır demek değil. Çünkü bak, nesnel olan uzaysal olmak zorunda değil. Bir sanat yapıtının nesnelliğinden söz ettiğimiz zaman, değil mi? Ya da bir insanın, bir yargıcın örneği nesnel olduğundan ya da bir öğretmenin nesnel olduğundan söz ettiğimiz zaman onun fizikselliğinden ya da uzaysallığından söz etmiyoruz. Nesne uzaysal demek değil. Özenin karşılığı bizim burada ilgilendiren şey karşılık ilişkisi ve platonik idealinin nesnel olmasının anlamı uzaysallık, zamansallık, duysallık, görgünlük değil. Bunu izleyebiliyorsak. Şimdi burada platonik idealinin bu karakteri, yani hem düşünce karakterini taşıması hem de nesnellik karakterini taşıması, yani kavram ve nesnelliğin birliği olması dediği şey us kavramı, Hegel'in us kavramının bir başka bir çözüm analizi de bu. Us da zaten bir daha biraz daha açık, daha rahat. Platon'da ideasını, ideal halde bir şeyi sonunda diyor ki nous olarak hatta bir numaraya koyuyor galiba. Yani nous dediği anda özdenleştirmiş olmuyor mu? Platon'da onun şeyde devletteki çözümlemesinde nous insan yetilerinden birincisi olarak altında dianoia var. Onun altında pistis var, onun altında ikasia var. Yani us yetisi, anlak yetisi, inanç yetisi ve pardon nasıl gidiyorduk? Us var, anlak var, tamam. İnanç ve dördüncüsü biraz garip bir yer, o Alkasya dediği şey. O imgelerin imgesini ne bilen yeti filan. Bir daha söyle. Yani akıl dediği zaman zaten orada öznelleşmiyor mu? İdea. İdealar, idealar, anımsama kuramı var Platon'un. Onu da buraya bağlarsak belki şey yapacak. İdealar doğuştan. Yani insanda doğuştan idealar var, Descartes'in söylediği gibi. Ve de doğuş sırasında bu idealar, o anımsama mitinde bunu şey yapıyor, çözümlüyor. Doğum sırasında bu insan sersemliyor bir bakıma ama bu idealar bir tür uyuklama durumuna düşüyorlar diyor Platon. O idealar insan büyüdükçe, eğitim ve kültürü arttıkça tekrar bir yerde uyandırılıyorlar ya da uyanılıyorlar ve o süreç, bilme süreci anımsama karakterini kazanıyor. Platon'un anımsama kuramını bugün formüle etmeyi istersek şey diyeceğiz, insanın potansiyel düşünme yetisinin açılması, elimsellik kazanması. Yani çocukta kavram gelişimi dediğimiz şey, özellikle bu psikologlar bunu incelemek zorundalar çünkü o kavram gelişimi gözlenebilen bir süreç. Ve şimdi o öznel, yani çocukta kavram gelişimi öznel. Burada nesnem denen şey, yani çocuk uzay kavramını oluşturduğu zaman, o kavramı oluşturacak kadar geliştiği zaman, uzay ve zaman kavramlarını, hala o kavramlar öznel. Değil mi? Düşüncemizde, bilincimizde olan şey öznel, onlar bir kuşkunca.
ama ben bu özel şeylerle nesnel olanı, yani insanın dışında, benim anlayamanın dışında olanı nasıl bilebilirim? Onun için güvencem nedir? Kant o güvenceyi bulamıyor. Yani uzay dediğimiz zaman, zaman dediğimiz zaman, Kant'a göre bunlar nesnel, hiçbir referansı olmayan şeyler. Aslında kavram bile değil bunlar Kant'a göre. Bunlar sadece duyarlılık biçimleri, sezginin biçimleri falan, böyle değişik anlatımlar kullanıyor. Bazen insanı şaşırtabiliyor ama bunlar kavram bile değil diyor. Bunlar biçim, öznel biçimler. Şimdi Kant'ın uzay ve zamanı hiçbir şekilde nesnellik taşımıyor. O uzay ve zamanla ilgili hiçbir şey asla nesnellik taşımıyor. Çünkü bütün bizim cisim dediğimiz, özdeksel cisimler dediğimiz şeyler uzay ve zamanda. Ve uzay ve zamanın kendisi insanın öznelliğinin belirlenimleri ya da şeyleri ise o zaman nesnel evren için yer kalmıyor. Kantın kuşkucuğu bir şey, çılgınlık, delilik gibi bir şey. Ama öte tarafta, yani normal olarak delilik diyeceğimiz şey bu. Burada bir us yanılması var çünkü. Şimdi daha doğal bilince uygun bakış açısı şu: kavramlar, doğal bilincin aslında bir aşırılığı var, onu sana birlikte doğrulayabiliriz. Doğal bilinç bir bakıma o kuşkuculuğun ters bir pozisyonu gidiyor ve kafasında öznel olan her şeyin daha baştan sorgusuz, sualsiz, nesnel olduğunu varsayıyor. Yani doğal bilinç özdeklediği zaman, doğal bilincimiz ne yaparız? Uzay, zaman, özdek, devrim dediğimiz zaman bunların öznel olabileceklerini aklımızdan bile geçirmiyoruz. Tam tersine diyoruz ki bak işte bu nesnelliğin ta kendisi. Bu öznek nasıl da var olmayabilir? Bu dokunduğum şey, bu gördüğüm şey nasıl olduğunu da var olmayabilir. Ama öznek dediği zaman dokunduğu da gördüğü de öznek değil. Belirli öznek, bir cismi görüyor, bir cisme dokunuyor. Ben ama belirli bir cisme dokunuyor, belirli bir cismi görüyor değil mi? Bu hepimizin psikolojik olarak kolayca saptayabileceğimiz bir şey. Öznek olarak özneyi görmüyoruz. Uzay olarak uzayı ya da cisim olarak cismi görmüyoruz. Bunlar kavram. Ve bunlar öznel kavram olduğu için. Ama bu kavramların nesnellikleri de kabul ediliyor. Platonik felsefede, Platonizmde. Dolayısıyla geldi Platonizm. Platon kavramların ya da idealar, genellikle idealları, Platon idealarını kavram diye eşitlemekte, en azından onun bilincinde, ayrımın bilincinde olursa sakınca yok. Platonik idealar nesnel varlıklar. Yani uzay, zaman olsun, iyi olsun, çok olsun, devrim olsun, tüm kategoriler bunlar nesnel. Ve örneğin Platon'un iyisi ve kötüsü bunlar insanın usulünün erekleri bir bakma. İyinin nesnelliği. Teleoloji dediğimiz zaman, eğer telosu evrene yüklersek bütün bir nesnel evren için telosun kendisinin nesnel erek olması, nesnel iyi olarak nesnel erek olması gerekir. Yani nesnellikten de zaman fizikselliği düşünmeyeceğiz ve insan anlarını, genel olarak insan tiğinliğini, tinselliğini, önceliğini anlayacağız. Logos, nesnel. Çünkü nitelik kavramı, nicelik kavramı, şu an bu bireysel kişinin keyfi olarak ürettiği bir şey değil. Homo sapiens ortaya çıktığı zaman, eğer Homo sapiens gerçekten ise, doğadan daha fazlası ise, teen ise, bunun anlamı şu: o Homo sapiens nitelik kavramını, nicelik kavramını ve bütün kavramları üretme, türetme, çıkarsama yeteneğinde. Başlangıçta bir bebek doğduğu zaman hiçbir kavramla bir ilgisi yok henüz. Bir süre geçiyor, birkaç saat, birkaç gün, birkaç hafta henüz. Homo sapiens için de benzer bir şey söz konusu. Ama insan kavramları üretmeye başlıyor. Kültürü, dini, en sonunda felsefeyi, bilimi üretiyor. Ve bu o üretim, onun keyfi bir yaratısı değil. İnsan düşüncesinin nesnellik taşınması sorusu çok ısrar bir soru. Bunu soran bir kafa felsefeye, felsefede doğru iz peşine düşer ve niçin felsefe yaptığını çok daha iyi bilir. Kant'ın kuşkuyla karşıladığı şey bu soru bu. İdealar nesnel Platon'da ama dediğim gibi bunları dogma olarak
Platon dediği için ya da başkası dediği için Alman kavramı değil. İdealların nesnel olabilmesini, nasıl nesnel olabilmesini sorgulayabilmemiz ve o yanıtı bulmaya çalışmamız. Yani yanıtı hemen bulamayabiliriz ama bulamıyoruz diye, bulmakta güç çekiyoruz diye, gücü olmakta şey, bazıları kaçınamıyorlar ve güç gücü olup şey, daha zamanı sormayacak. Bitti. Şimdi o zaman usun, insan usu ve nesnel us, insan düşüncesi, eğer insan düşüncesinin öznelliğini tabii ki biliyor ama kavramların nesnelliğini anlatmak için renk peşinin yani düşünce belirlenimi diye bir terim kullanıyor ve çünkü normal olarak insan doğaya bir erek yüklendiği zaman ona bilinç yüklendiğini düşünüyor ve aynı şekilde düşüncenin de nesnel olması dendiği zaman sanki insan düşüncesi dışsal ya da nesnel bir kendilikmiş gibi düşünüyor. Bunları düzeltmenin en iyi yolu yine şey, Platon'u incelemek. Hegel aslında Platon'un öğrencisi ve Hegel'in kullandığı dil, kavramlarının bağlantısı, bütün bunlar şey, Aristoteles'ten de çok Platon'a benziyor. Özellikle Parmenides'te ve Theaetetus'ta o şey görünüyor. Hegel niye aldı Platon'dan? Ve bu şeyin çözümünden sonu gelmeyecek. Bir yerde durdurmak zorunda. Nerede duruyor? İdeanın nesnelliği. İdeanın kavramsal yanını düşündüğünüz zaman Platonik ideali düşünüyoruz. Platonik ideal kavram. Yani çünkü iyi kavramı, kötü kavramı, güzel kavramı, genel olarak kavram dediğimiz bir şey. Yani ideal ya da kavram ya da düşünce ne dersek yine fark etmiyor ama kavramsal bir yanı var. Ama özel olan şey, orada çok kritik olan şey ideanın nesnelliği. Yani insan anlamının, insan varlığının dışında varlık taşıması. Bu Hegel, Platonik ideanın karakteri. Hegel, ideayı hus olarak görüyor. Ve de Hegel'de görmemiz gereken şey, Hegel'in kendisi bunu nasıl bulmuş? Hus, anlaktan farklı bir şey. Anlak içsel ve öznel olabiliyor. A işte A diyebiliyor. Ama hus her zaman realiteyle ilgisi olan bir kavram. Nesnel hus değil mi? Özel hus dediğimiz zaman insanın kendi içsel hususunu kastediyoruz ama burada biz nesnel hus ya da genel olarak hus düşünüyoruz. Hus her durumda nesnellik inlemi olan, nesnellik göndermesi olan bir kavram. Örneğin hus doğaya orada kendi kendini bulmak için gider. Ötiğin gönlü dediğinde gider. Gözlem için söylediği şey hus doğaya kendini bulmaya gider. Bu anlayan bir şey değil. Anlamak değil diye. Hus'un kavramı daha farklı bir kavram ve hus kavramında nesnellik zorunlu olarak var, mantıksal olarak var. Ya da bu şey daha başka bir şekilde de anlatılabilir. Ama hus aynı zamanda da öznel ya da kavramsal bir karakter taşıyor. Değil mi? Düşüncenin ya da ideanın öznelliğinden de söz edebiliyoruz ya da kavramsallığından söz edebiliyoruz diye. İdeanın karakteri kavram ve realite olmak. Ya da kavram ve nesnellik olmak. Kavram ve nesnellik Hegel'de de mantık biliminde sanırım rahatça görebileceğimiz bir şey. Şurada son olarak ona bakalım. Şimdi kavram. Bir de burada arayacağız ideayı. Hegel'e burada yok. O zaman şurada baktığınız zaman, ideanın çözümlemesine baktığınız zaman orada ideanın kavram ve nesnenin birliği olduğunu göreceksiniz. Hegel'in mantık biliminde ideanın
aslında platonik idealden başka bir şey değil. Onu demek çalışıyor. Çünkü platonik ideal de en ideal yani kavram. Ama aynı zamanda da şey, nesnelik. Nesnelik dediğimiz zaman nesnelik şey değil. Uzaysal, fiziksel, gördüğüm bir şey değil. Bu kavramları kullanmayı öğrenmesi çok özel. Özne kavram nedir, nesne nedir, usul nedir, Allah nedir? Onun için Hegel'in düze felsefesi bir bakma çok güzel bir çalışma. Onun temeli olarak mantık bilimini iki versiyon, küçük mantık, büyük mantık, aynı sorusu olsun. Onları incelemek, çalışmak ve o temelde bunu daha iyi anlamak. Hegel bunun tabii ki okuyucularına mantık bilimini çok iyi bileceksiniz ve ancak o zaman bunu okuyabilirsiniz demiyor. Hatta aslında kendisi pek çok tanıtlama bölümünü de tıraşlamış. Onu da söylüyor. Bütün bu kitabın her noktasına tanıtlama yerleştiremez. Ve de son olarak belirtecek muhafaza bunu söyledikten sonra bunu söylemeden olmaz. Bugün bazı Hegel düze felsefesi okuyucuları, modern okuyucuları, çağdaş okuyucuları yani şu anda çalışan, anlatan, yazan insanlarla Hegel'in metafizikten ayıklanması diye bir kaygıları var bunların bazılarının. Buradaki Hegel, Hegel'in düze felsefesinde özellikle tanıtlama olarak görülen yerleri bunlar ayıklamak istiyorlar çünkü diyorlar ki bunlar metafizik, bunlar şey gerekli değil. Yani ona dikkat edelim. Hegel zaten düze felsefesinin her momentini tanıtlayarak gidemiyor. Değil mi? Bu öyle bir yaklaşımı var. Aslında tanıtma tabii ki gerekiyor. Ama tanıtmalar artık bir yerde okuyucunun kendi kendiyle bir hesaplaşması olacak olan şeyler ve onlardan vazgeçebilir ama yine de bu tanıtmalar temelinde olduğunu unutmamak gerekir ve o temelde şu kavramsal yapının yani düze felsefesinin kavramsal bağlantılarını öğrenmek olanaklı bizim burada yaptığımız da o aslında. Yani tanıtmalara mümkün olduğu kadar dayanıyoruz, biliyoruz ama orada asıl amacımız o değil. Asıl amacımız devlet nedir, yasa nedir, istenç nedir, mülkiyet nedir, dünya tarihi nedir? Bu kavramları şey yapabilmek, kavramları düzeltebilmek. Bunlar bizde varlar ama yanlış bağlantılar ya da bağlantısızlıklar içinde duruyorlar. Bu kadar. Haftaya 25 yıl. Devam ederiz. Nisan ayında bir gün atlayacağız ama onu da söyleyeceğiz.